Türkiye'de yapay zeka ve robotlar genellikle mizahi haberlerle toplumun gündemine gelse de bilim insanları bu alanda özverili bir çalışma yürütüyor. Üniversitelerdeki yapay zeka laboratuvarlarında çalışmalar görüntü işleme, dil işleme, makine öğrenmesi gibi alanlara yöneliyor. Kısıtlı kaynaklarla çalışan bu araştırmacılar robot teknolojileri alanında Türkiye'yi dünyada temsil eden bilim insanlarından bazıları. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yapay zeka laboratuvarında robotların çocuklardan ilham alarak nasıl öğrenebileceği araştırılıyor. Robotlarda öğrenme nasıl yapılır, bununla ilgileniyoruz. İşte şurada gördüğünüz gibi insanla etkileşebilen robotlarımız var. Robotlar biraz da işte çocukların öğrenmesinden ilham alarak birkaç kere deniyor, döküyor, bir şey yapıyor. Oradan gördüğü, oradan aldığı geri bildirimle becerilerini kendi kendilerine daha iyiye doğru götürüyorlar. Dünyanın ilk robot işaret dili öğretmeni İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılmış. Dünyada ilk işaret dili öğretmenini yaptık, robot işaret dili öğretmenini ve bizim çalışmalarımız takip ediliyor. Bu alanda biz önce olarak alınıyoruz, çalışmamıza referans veriliyor. Pek çok işte medikal görüntü işleme olsun, çeşitli makine öğrenmesi metotlarıyla uygulamalar olsun, gerçekten iyi çalışmalar yapılıyor ülkemizde. Türkiye robotlarla 90'lı yıllarda tanıştı ancak çalışmalar endüstriyel amaçlarla sınırlı kaldı. Sosyal robotlarda ise Türkiye henüz yolun başında. Ülkedeki ilk çoklu robot sistemi Profesör Doktor Levent Akın liderliğindeki ekip tarafından 2015'te geliştirildi. Türkiye bu alanda bence geride. Bunun nedeni de geç başlamış olması. Bir de gerçekten otonom bir robot yapmak için gerekli olan enerjiye, bilgiye sahip insan sayısı oldukça az. Yani Türkiye'deki durum bundan kaynaklanıyor. Üniversiteler için robot çalışmalarının maliyeti Türk lirasının değer kaybından sonra daha da artmış. Az sayıda şirketin bu alana yatırım yapması bilim insanlarının dikkat çektiği konulardan birisi. Bu işi gerçekten çok seven insanlar robotlarla uğraşıyorlar, robotikle uğraşıyorlar. Firmalar anlamında da yani doğrudan kendini bu işe adamış olan firmalar robotik alanında çalışıyorlar. Ticari ve endüstri desteği boyutunda daha çok yol kat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'de yapay zeka çalışmalarının hangi alanlara yönelmesi gerektiği konusunda araştırmacılar farklı görüşlere sahip. Bilim insanları robot teknolojilerinde Türkiye'nin bir stratejisinin olmadığını dile getiriyor. Aslında biz şunun olmasını istiyoruz. Mesela robot konusu da öyle. Bir yol haritası, yani Türkiye nereye gidiyor, nerelere yatırım yapacak, hangi alanlara yatırım yapacak. Dünyanın birçok ülkesinde, işte Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da bu tür çalışmalar ya yapılmakta ya da çoktan yapılmış bile. Yani o ülkeler yatırımlarını o yol haritasına bakarak yapıyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Yapay zeka uygulamalarının yöneleceği alanlar toplumda teknolojik gelişmelere duyulan güveni de doğrudan etkileyebilir. Türkiye yapay zeka alanındaki gelişmelere hazır mı sorusunun gündeme geldiği konulardan birisi de hukuk sistemi. Kameralar aracılığıyla yüz tanıma sistemlerinin kullanılması, sosyal medya denetimi ve kişisel bilgilerin üçüncü şahıslara satılması gibi konularda yasal sınırlamalar hazır değil. Bu hukuk kuralları, altyapı kuralları oluşturmadan bu yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'ye gelmesi halinde neler yaşarız diye bir soru sormak lazım. Bu sorunun cevabı da basit. Bunu aslında biz yaşadık. İşte kişisel verilerin korunması hukukunda. Türkiye'de uzun yıllar 7 Nisan 2016 yürürlüğe girdi 6698 sayılı yasa. O yürürlüğe girene kadar SGK dahi kendisine emanet edilmiş kişisel verileri para karşılığında satıyordu. Devlet kurumu. Bir kere bunu tüm iktidar sahipleri kullanacaktır. Esas riskler zaten burada başlıyor. Çünkü insanı insan yapan özgürce düşünebilmesi, özgürce karar verebilmesi, sürekli bir gözetim toplumunda bu özgürlüğünüzü ne kadar yaşayabilirsiniz, siz ne kadar siz olabilirsiniz? Araştırmacılar, robotik çalışmaların topluma faydalı alanlara yoğunlaşmasını umuyor. Ne yazık ki bazı uygulama alanları çok daha fazla fona sahip. Sağlık alanında, eğitim alanında, İşte otizmli bireyler için, engelli bireyler için, sağır insanlar için
robotlar kullanılabilir ve çok büyük de bir etkisi olur. Ne yazık ki bu alanlarda henüz yeterince fon alamıyoruz. Sadece bizde değil bu, bütün dünyada böyle. Bilim insanlarına göre eğer toplumun sorunlarına odaklanılır ve araştırmalara daha fazla bütçe sağlanırsa, Türkiye robotik çalışmalarda bir adım öne geçebilir.